Evet, hayatın en acı deneyimlerinden bir tanesi arkadaşlar. Terk edilme. Terk edilme. Hatta siz o ilişkide mutsuz bile olsanız, iki lafınızdan biri ayrılacağım senden, boşanacağım senden olsa bile, o gittiği zaman öyle olmuyor. Eğer o sizi terk ederse, etrafınız geliyor size diyor ki ya kızım işte yavrucuğum bak ne güzel bitsin gitsin istiyordun, bitti gitti işte. Adam gitti, terk etti. Daha ne istiyorsun? Kurtuldum. Öyle olmuyor ama. Böyle kurtulduğum gibi hissetmiyorsunuz. Çünkü terk edilmek arkadaşlar yarım kalmışlık. Şimdi bakın, terk edilmenin çok acı vermesinin birkaç sebebi var. Hem ondan bahsedeceğim, hem de terk edilmenin acısını en aza indirmenin yollarından bahsedeceğim bu videoda size. O yüzden lütfen böyle bir deneyim yaşadıysanız ya da yaşamaktan korkuyorsanız lütfen dinleyin. Önemli yaralar açan bir konu. Şimdi arkadaşlar, terk edildiğimiz zaman bir kere hikayemiz yarım kalıyor. Ve bu terk edilme hadiseleri genellikle terk edenin sizi suçlamasıyla oluyor. Çünkü birisini terk etmek öyle kolay değil. Birisini terk etmek istiyorsanız onu önce suçlamanız gerekiyor. Çünkü iyi bir insanı neden terk etsin ki? Eğer terk edildiyseniz karşı taraf sizi suçlamıştır, muhakkak suçlamıştır. Muhakkak suçlamıştır. Çünkü vicdanını rahatlatmak zorunda. Bu hadise terk eden için de çok zor. Vicdan azabı duymamak için, kendini iyi hissetmek için, kendini aklamak için sizi ne yapmak zorunda? Sizi suçlamak zorunda. Sizi suçlamak zorunda. Ha belki bir zaman sonra vicdanı geri gelir de şöyle, bilmiyorum. Şimdi kadın anlatıyor, diyor ki biz de çok mutluyduk diyor. Ben ona gençliğimi verdim, hayatımı verdim, destek verdim, bir sürü şey verdim, çocuk verdim. Ama o bir gün geldi ve ben o gün, bir gün onu aldattığını öğrendim diyor. Tamam, bir gün baktım diyor, beni aldatıyor, başka bir kadın var. Hesap sordum, inkar etti. Bak dedim, saklama, ben ortaya çıkarırım. Nitekim de diyor kadın, ortaya çıkardığımı buldum. Ondan sonra kadın ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kadın gidiyor öbür kadını buluyor. Bir yerde sıkıştırıyor. Hakaret ediyor, kocamın peşini bırak falan diyor. Bir de birazcık hırpalıyor. Ondan sonra erkek bunu öğreniyor. Erkek bunu öğrendikten sonra kadına geliyor, diyor ki sen hayatımda gördüğüm en kötü, en pislik insansın. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sana inanamıyorum. Bu kadar çirkinleşebildi, bu kadar adileşebildiğine inanamıyorum diyor. Basıp gidiyor, kadını terk ediyor. Kadın öylece kalıyor. Diyor ki hani şey diyemiyor. Ya bazen arkadaşlar doğrunun yanlışın ne olduğu konusunda kafamız öyle bir karışıyor ki haklıyken haksız duruma düşüyoruz. Öfkeli olmamız gereken yerlerde kendimizi alttan alırken ve özür dilerken buluyoruz. Kadın orada diyor ki tamam, özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yapmamalıydım. Onu bulmamalıydım. Yani sanki problem şeye dönüyor. Ana problem bitiyor. Yani adamın kadını aldatması problem değilmiş. Kadının bulup öbür kadını hırpalamasıymış ya da ona hakaret etmesiymiş. Suçlu oldu. Diyor ki ben senin gibi bir kadına daha fazla yaşayamam. Ben diyor seni terk ediyorum. Adam basıp gidiyor. Kadın öylece kalıyor. Şimdi arkadaşlar, bu kadının psikolojisini şöyle bir analiz edelim. Kadın orada ne yaşıyor? Şimdi birincisi, adam çekti gitti. Adamı arıyor. Adama genellikle ulaşamıyor. Ulaştığı zamanlarda da bir şeyi bahane edip ulaştığı zamanlarda da adam böyle buz gibi. Buz gibi kısa kesiyor. Evet söyle ne var filan diye. Kesinlikle adama ulaşamıyor. Peki bu kadın arkadaşlar neden adama ulaşmak istiyor? Israrla neden adama ulaşmak istiyor? İki tane sebebi var. Birincisi, Sezen Aksu şarkılarında da çok güzel söyler bunu. Onun hafızasında, hani diyor ya son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. O son bakıştaki gözlerdeki, kadın sürekli şunu hatırlıyor. Kocasının ama öfkeyle, nefretle, tiksintiyle baktığı zamanı hatırlıyor, anı hatırlıyor. Diyor ki ben onun aklımda böyle bir resim olarak kalmak istemiyorum. Kötü, pislik, çirkin, iğrenç bir kadın olarak beni düşünmesini istemiyorum. Beni böyle anmasını, beni böyle bilmesini istemiyorum. Ve o düşünceyi değiştirmem lazım. Kadın sürekli şunun peşinde. Ona iyi biri olduğumu anlatmalıyım. Onun kafasındaki bu resmi değiştirmeliyim. Arkadaşlar bu öyle bir duygudur ki bütün dünya size iyisin, harikasın, müthişsin dese bile sizi terk eden kişinin sizin hakkınızda kötü düşünmesine dayanamazsınız. Bütün hayat amacınız ona haklı olduğunuzu anlatmakla geçer. Haklı olduğunuzu bilmek size yeter. O da size hak versin. Oysa ki bakın, birazcık bu kadın derin bir nefes alsa, sürekli arka arkaya hamle yapmak yerine bir dursa. Bakın böyle durumlarda durmak gerekiyor arkadaşlar. O can havliyle yaptığınız hareketler var ya, olayı daha berbat bir hale getiriyor. Yani öfkelenip
özür bekleyen taraf, hani öfkeleneceksiniz, geri çekileceksiniz ve sizden özür dilenmesi gerekirken siz özür dileyen, alttan alan, kendinizi anlatmaya çalışan insan pozisyonuna düşüyorsunuz. Tabii hikaye burada bitmiyor. Kadın diyor ki ben ne yapabilirim? Ailesini arayayım. Ailesinden destek isteyeyim. Gidiyor ailesinin kapısını çalıyor. Ailesi diyor ki sen yapmışsındır bir hata. Oğlum yoksa böyle bir şey yapmaz. Ondan sonra vardır senin bir hatan diyorlar ve kapıyı kapatıyorlar. Aa, diyor ki kadın deliriyor orada. Ya ben bunca yıldır bu ailenin geliniyim. Nasıl böyle bir şey yaparlar? Nasıl oğullarının hatasını? Çünkü kadının orada amacı ne biliyor musunuz? Hani şöyle bir babası oğlunun kulağına çeksin. Aklını başına bir toplasın ama kimse kadına hak vermiyor. Kadın diyor ki yazıklar olsun verdiğim emeklere. İşte ikinci olay da bu. Verdiğiniz emekler, sizden gidenler. Terk edilme bir çeşit duygusal hırsızlıktır çünkü. Bir sürü şey vermişsinizdir. Çünkü hayat karşılıklıdır ya. Hani bugün siz verirsiniz, yarın o verir, siz verirsiniz, o verir. Bazen o hiç vermez, siz verirsiniz. Çünkü sıra size gelecektir. Hani altın günü gibi düşünün bunu. Hani veriyorsunuz. Son sıra sizde, herkes taşınıyor, kaçıyor. Sizin altınlar, altın günü hop gidiyor. İşte böyle bir şey, böyle bir duygu bu. Ve biz terk edildiğimiz zaman onu bizden alıp duygusal olarak götürdü. Çünkü zamanımızı götürdü, enerjimizi götürdü, ömrümüzü götürdü belki de arkadaşlar, bilmiyorum ki. Belki gençliğinizi verdiniz, belki hayatınızı verdiniz. Belki en güzel yıllarınızı verdiniz. Belki evlisiniz, belki bekarsanız evleneceğim diye en güzel, nasıl olsa evleneceğiz diye en güzel yıllarınızı, 20'li yaşlarınızı verdiniz, 30'lu yaşlarınızı verdiniz, gençliğinizi verdiniz. Ve şimdi ne var ne yok aldı, kaçtı. Ve sizin emeklerinizin üzerine bir başkası oturacak. Aman Allah'ım, korkunç bir düşünce. Burada benim tek bir tavsiyem var size arkadaşlar. Batık bedel. Bazen başımıza bir felaket gelir. Evimiz depremde yıkılır, sel alır götürür, yel alır götürür. İş yerimiz vardır, para batırırız. Borsaya gireriz kazanmak umuduyla, hisseler düşer, tepe taklak oluruz. Döviz alırız, dövizin fiyatı düşer, paramız erir. Bir yere para yatırırız, adam dolandırıcı çıkar. Biz şehrin göbeğinde zannediyoruz, arsayı dağın başında çıkar. Kandırılırız, dolandırılırız, iflas ederiz, olur bazen böyle. Duygusal hayatta da olur. Yapacak bir şey yok. Gidene dön diyemezsiniz. Duygusal, hani giden gitti. Şunu kabullenmek çok zor biliyorum ama giden gitti. Peki hata ne olur burada? Gidenin peşinde koşmak. Yani buraya hırsız girdi ve ben sürekli şeyi arıyorum. Her sokakta hırsız olur mu? Bitti arkadaşlar, soyuldum, bitti. Kabullenmem lazım. Kabullenmem ve enerjimi yerine koymaya çalışmam lazım. Şimdi buradan benim... Bardağımı çaldıysa bile hırsız yerine gidip yeni bardak, yani bu bardağın peşinde koşmak mı yoksa gidip yeni bardak almak mı? Hiç fark etmez. Bu çok değerli bir şey bile olabilir bu bardak. Bardak almak mı yoksa bardağı yerine koymak mı? Gidenin peşinde koşmayın arkadaşlar. Giden gitti. Demek ki bundan sonra daha doğru seçimler yapmalısınız. Daha doğru insanlara yatırım yapmalısınız. Burada ne öğrendiniz? Burada bunu öğrendiniz. Bir de şu var arkadaşlar, kadın sonra gidiyor, diyor ki kocasına, ya diyor hani senden beklerdim, hadi sen yaptın bir hata ama annene babana ne demeli ya? Annene babana, bir konuşma ortamında bu konuşma geçiyor. Onları hiç affedemiyorum diyor. Yani onlar nasıl bana arkası, onlar nasıl benim arkamda durmaz da senin yaptığın bu saçmalığı onaylar. Erkek ne diyor biliyor musunuz? Sen de onlarla zamanında aranı iyi tutsaydın, şimdi senin arkanda olurlardı. Kadın deliriyor. Saçını başını yoluyor. Ben yolamıyorum şimdi perik olduğu için ama. Saçını başını yoluyor kadın. Ya diyor ki burada da mı ben suçluyum? Evet diyor, sen suçlusun. Dön diyor, kendine bak diyor adam. Dön diyor, kendine bak diyor. Sen iyi bir gelin olsaydı şu an onlar gelinlerinin yanında olurlardı. Ama onlar benim yanımda. Çünkü diyor ben haklıyım. Arkadaşlar. İnsanın başına hayatta her şey geliyor. Terk ediliyorsunuz. Haksızlığa uğruyorsunuz. Hak etmediğiniz sözler işitiyorsunuz. Hak etmediğiniz muamelelere maruz kalıyorsunuz. Oluyor. Kötülükler var. Kötü insanlar var. Burası dünya. Burası fani. Burası dünya. Burası müthiş bir yer değil. Burada hepsi var. Her şey başınıza gelebilir arkadaşlar. Hak ettiğiniz için mi? Hani şöyle bir şey var ya, herkes hak ettiğini. Hayır arkadaşlar, hak etmediğimiz şeyler de yaşıyoruz bu dünyada. Herkes hak ettiğini falan yaşamıyor. Haksızlığa uğramak denen bir gerçek var. Evet, haksızlığa uğradınız. Ama haksızlığa uğradığınızda sakın karşı tarafın manipülasyonlarına gelmeyin. Senin yüzünden, senin suçun, sen kadın olsaydın, sen ana olsaydın, sen iyi bir gelin olsaydın.
Ya kötülüğü yapan yapmış. Hani bir şey var ya Nasrettin Hoca'nın, hırsızın hiç mi suçu yok? Sen kapını kilitleseydin, sen pencereni kapatsaydın. Arkadaş tamam, ben pencerimi açık unuttum da. Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Öyle değil mi? Kötü davranışlara maruz kalmanızın hiçbir açıklaması, hiçbir gerekçesi olamaz arkadaşlar. Siz bir hata yapıyorsanız size söylerler. Kayınvalideniz der ki bak kızım şu senden şunu bekliyoruz. Kocanız der ki bak hayatım bir şey söyler. Ama diyorum ya işte insanlar giderken vicdanlarını rahatlatmak için sizi suçluyorlar. Sakın bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Terk edilmenin acısını hafifletmek istiyorsanız şu iki şey çok önemli. Birincisi, onun kafasındaki imajınızla kafanızı bozmayın. O benim hakkımda nasıl böyle düşünür? Benim hakkımda böyle düşünmemeli. Benim kötü biri olduğumu düşünmemeli. Benim yaptığım iyilikleri anlamalı. Ben ona hayatımı verdim. Ben ona şunu verdim, bunu verdim. Geçeceksiniz onları. Anlatmaya çalıştıkça aklınızı kaçırırsınız. Sakın ola ki anlatma tuzağına düşmeyin. Birincisi, bakın bu çok önemli. Çok önemli. Sizi suçlayıp gitti. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Kendi vicdanı için. O da biliyor. O da biliyor sizin iyi olduğunuzu ama kendi vicdanı için kendine yalan söylüyor. Aklı başına gelecek. Aklı başına geldikten sonra özür dileyecek, gelecek kapınıza. Bunu unutmayın, gelecek. Ama o geldiğindeki tavrınız, onu sonra konuşuruz. İkincisi, giden gitti. Emek gitti, gençlik gitti, zaman gitti, bir şeyler gitti. Gitti. Zararın neresinden dönersen kârdır. Gitti, giden gitti. Peki şimdi ne yapacağız? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bakın kapkaççıya kaptırabilirsiniz. Dolandırıcıya kaptırabilirsiniz. Bir insanı zamanınızı kaptırabilirsiniz. Kaptı kaşlıcıları sadece öyle Taksim'de falan zannetmeyin. Kaptı kaşlıcı her yerde karşınıza çıkabilir. Burada Taksim'de var mı bilmiyorum. İstanbul'da pek bilmem, öyle söyledim. Yani büyük kalabalık yerlerde değil. Her yerde bir kaptı kaşlıcı karşınıza çıkabilir. Buna dikkat edeceksiniz. Tabii sıfır inecek mi acınız? Hayır. Ama her gün, bakın her gün kendinize bunları, şu an size söylediğim şeyleri hatırlatacaksınız. Onun benim hakkımda ne düşündüğü, umurumda bile değil dediğiniz, tabii bu bir günde olacak bir şey değil. Her gün kendinize söyleyeceksiniz. Bu tamamlandığında, artık ona kendinizi göstermeye çalışmadığınızda, ne kadar iyi, hani böyle vardır, sosyal medyayla göndermeler yaparsınız, bir arkadaşınızın sosyal medyasından göndermeler yaparsınız. Onu atın kafanızdan ya, bırakın. Hani sizi unutmasın diye, sizi hatırlasın diye. Ya bir haklıyken bunu yapıyorsunuz ya. Hani haksız olsanız tamam. Ama haklıyken hele bir de kendinizi her yerden unutturmamak için. Sezen Aksu ne diyor güzel şarkısında? Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Dokunuyor biliyorum. Ama bir insan, o da fani bir insan. Onun kafasına yer etseniz ne olur, yer etmeseniz ne olur. O sizi düşünse ne olur, düşünmese ne olur. Bu söylediklerim basit gibi gelebilir ama her gün tekrarlandığında, her gün kendinizi hatırlatırsanız çok daha hızlı toparladığınızı göreceksiniz. Böyle bir acıyı bir yılda atlatamayan da var, bir ayda atlatabilen de var. Tamamen burada arkadaşlar, düşüncelerinizi yönetmekle alakalı. Yazın, çizin, üşenmeyin. Yani nasıl bana bunu yapar, böyle vah vah tüh tüh, 3 gün 5 gün hemen kalkın ayağa ve doğru telkinleri, burada size söylediğim telkinleri kendinize vermeye başlayın. Eğer bunu yaparsanız bu acı çok daha çabuk bitecek. Ve lütfen en önemlisi, bir sürü önemli şey söyledim ama insanın aklı bazen çok karışıyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemiyoruz. Hani öfkeliyken yalvaran, yani öfkelenmemiz ve geri çekilmemiz gerekirken yalvaran durumda buluyoruz ya kendimizi. Demin de söyledim. Aman ha, sakın ha. Aklınız karıştıysa bir durun ya. Bir oturun. Sabırlı olun. Geçecek. Şöyle bir düşünün. Yapacak hiçbir şey yokmuş gibi düşünün. Deprem oldu, eviniz yıkıldı ya. Böyle düşünün. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Bu başınıza geleni kabullenin. Ondan sonra strateji belirleyin. Duygusallıkla hareket etmeyin arkadaşlar. Kırıldınız, haklısınız, çok haklısınız. Ama yetişkin bir insan gibi. Sizden özellikle bunu istiyorum. O duygusal nokta. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Tamam, yasınızı tutun ama çıkın sonra oradan. Çıkın. Ve mantıklı düşünün. Düşünemiyorsanız yardım alın. Psikolojik destek alın. Ama muhakkak adımlarınızı ona göre atın. Evet, konumuz terk edilmekti. Dilimin döndüğünce, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Acılarınızı maksimuma indirmek için arkadaşlar. Bu video bir kere dinlenip kenara konulacak bir video değil. Ara ara dinleyin. Buradaki telkinleri not alın. Lütfen bir deftere, bir yere. Ve bununla ilgili bir de yazı yazacağım Instagram'a. Onu da mutlaka okuyun. Güzel görsellerini hazırlarım. Onu oradan bulursunuz. Yazısını da okursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.
Bu videonun devamında şunu anlatacağım. Uzadı bu, yeterince uzun oldu zaten. Peki pişman olur geri dönerse ne yapmamız lazım? O da başka bir videonun konusu olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.